YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Haftanın gökyüzü enerjileri pek çoğumuzun yaşamış olduğu belirsizliklerden netliğe kavuşmamızı, özellikle net kararlar vermekle ilgili gecikmeler, aksaklıklara sebebiyet veren gerçeklerin ortaya çıkmasıyla rahat nefes alacağımız etkileri getiriyor gündemimize. Haftanın şanslıları: İkizler, Yaylar, Teraziler ve Kovalar. Özellikle işle ilgili konularda istikrarlı enerjiler sizleri karşılarken, özel yaşamınızla ilgili konularda sakin olmalı, kararlarınızı verirken neyi kaybedip neyi kazanabileceğinizin akılcı cevapları ve dürüstlükle yol almalısınız. Unutmayalım ki seçimler daima bize ait. O yüzden sizlere tavsiyem, ani kararlardan etki altında kalarak yaklaşımlar içerisinde bulunmaktan geri tutun kendinizi. Haftanın 12 burcu etkileri, gökyüzünün bizlere mesajları yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. YouTube Astro Deha'da katıl butonumuz aktif. Sizler de abone olarak gökyüzünün özel içeriklerini, burcunuzla ilgili bağlantılarını öğrenebilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Haftanın numerolojik sayı sekansı 17-17. 1 ve 7'nin tekrarı, özellikle psişik yeteneklerimizin, sezgilerimizin, rüyalarımızın, hayatımızda cevap aradığımız pek çok konuda önemli ipuçları olarak fark etmemiz için etkili olduğunun mesajıdır. Bunun yanı sıra 17-17 iletişimimizi, doğal yeteneklerimizi, ilgi alanlarımızla ilgili konuları daha derinlemesine ele almak, ilişkilerle ilgili konularda yorgun düştüğümüz şeylerin üzerinde düşünüp daha güçlü bağlar kurmamız için fayda sağlar. Mutluluk, başarı ve psikolojik anlamda yeteneklerimizin gerçeğimizde etkili olmasının çok yakında olduğunu müjdeler. 17-17 her birinizin rüyalar, sezgiler ve özellikle psikolojik anlamda yetenekleriniz ve rahatsızlıklarınızın şifalanmasında etkili olsun. Aldım, kabul ettim, 17-17 mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Haftanın yantrası, Hint yantra koleksiyonumuzdan Surya Sridiva. Yaşam veren güneşin, ayın ışığının ve ay düğümlerinin karmik enerjilerinin en güçlü yansımasıyla evrene açılan bir anahtar göreviyle iş hayatımızda, eğitim hayatımızda zorlukların üstesinden gelmemizi, fırsatları doğru değerlendirip yaşamımızın merkezine taşımayı, zihinsel ve bedensel dengenin uyumlanmasını, madden manen zenginlik ve refahın doğum haritalarımızda etkili olmasını sağlar. Şimdi Surya Sridiva Yantra'nın güçlü enerjileri Astro Deha ailesinin tüm okurlarıyla olsun. Astro Deha ailesi özellikle Surya Sridiva'yı toprak grupları, boğalar, başaklar, oğlaklar, su grupları, yengeçler, balıklar, akrepler, doğum saatinize göre gezegen saatleriyle altın, bakır, onyx, gümüş olarak kullanabilirsiniz. Bilgi için astrodehastore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Haftanın kristali, bolluğun, bereketin, şansın bedenimizde koli olarak kullandığımızda 7 çakramızın dengelenip şifalanmasını sağlayan, dünyada sadece Navagraha nehrinde çıkan, göktaşı çarpması sonucu 14 bin yıl öncesinin yeryüzüne armağanı Shivalingam. Shivalingam'ı evlerimizde, iş yerlerimizde bulundurduğumuzda başarı, bereket ve istikrar daima etkili olur. Aynı şekilde ev hayatımızda huzurun, dengenin, uyumun faydalı bir şekilde yüksek titreşimleriyle sürekli olmasında fayda sağlar. Üzerimizde taşıdığımızda kadın ve erkek ilişkisini dengeleyen doğurganlığın, bereketin artmasında fayda sağlar. Shivalingam'ın tüm güçlü enerjileri, bolluğu, bereketi, şansı siz değerli Astro Deha ailesinin okurlarıyla olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de Shivalingam'a sahip olmak istiyorsanız astrodehastore.com'u ziyaret edebilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Mars'ın çocukları koçlar, gökyüzü bu hafta iş hayatınızda kendinize güvenerek hareket etmenin, pek çok kişinin soğukkanlılığını kaybettiği noktada çözüm odaklı hareket etmenizin meyvelerini,
başarı ve finansal anlamda rahatlama olarak alacağınızı müjdeliyor sizlere. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17'nin enerjisi özellikle psikolojik anlamda yaşadığınız ağırlıklardan, enerjilerin getirdiği yorgunluklardan arınmanız için etkili olacak. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Hafta boyunca işle ilgili konularda sürpriz seyahat planları içerisinde olabilir. Sevmediğiniz insanlarla bir arada olmak durumunda kalabilirsiniz. Profesyonelliğinizi hiçbir şeyin gölgelemesine izin vermeyin. Ve bu hafta özellikle resmi kurumlarla yaptığınız işlerde sıkıntılar olmaması için gökyüzü biraz daha dikkatli ve işinizin takibi noktasında hassas davranmanızın önemini vurgulamakta. Sağlığınızla ilgili noktalarda ise özellikle bel ve eklemlerle ilgili ağrılarınızı önemsemeli, sert sporlardan ve ani hareketlerden uzak durmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca sizlere tavsiyem hafta boyunca güvendiğiniz insanlarla işinizle ilgili konularda fikir alışverişlerinde bulunmaktan, yenilikçi oluşumların içerisinde yer almaktan, kendinizi sınırlamadan hareket etmeniz. Yaptığınız her şey başarı olarak geri dönecek sizlere. Ailevi konularda ise hukuksal bir mesele ile alakalı ufak tefek gerginlikler söz konusu olsa da olayları büyütmemeye özenli davranın. Düşünmeniz gereken kişi önce sizsiniz. Kendinizi zarara uğratacak, baskı altında hissettirecek tüm enerjilerden arınmaya olsun gayretiniz. Özel yaşamlarınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili konularda biraz daha çaba harcamalı, ona zaman ayırmalı, eşinizi, sevgilinizi önemsediğinizi hissettirmelisiniz. Yorgun geçen son birkaç haftadan sonra ikinizin de sevgiyle şifalanmaya ihtiyacı var. Ev hanımı koç burçları, sizler de hafta boyunca rahatsızlıklarınızı ve yapmak istediklerinizi aile bireyleriyle konuşmaktan çekinmeyin. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Venüs'ün çocukları boğalar bu hafta sizin için pırıl pırıl enerjilerle dolu. Zorlandığınız, baskı altında hissettiğiniz, işiniz gereği muhatap olduğunuz insanlarla yaşadığınız sorunlar haftanın ilk gününden itibaren çözümlenmeye başlıyor. Ayrıca işinizle ilgili noktalarda başvurularınızdan güzel haberler alıp sevinebilirsiniz. Bu sayede motivasyonunuz daha da yüksek hale gelebilir. İşle ilgili noktalarda size yeni gelir kaynakları getirecek önemli teklifler, projeler hafta boyunca sürpriz bir şekilde gündeminizde yer alabilir. Temponuz artacak. Siz buna hazırsınız. Kaygıyla, korkuyla, endişeyle hareket etme zamanı değil, akışta kalıp gelen güzelliklerin meyvelerini toplama zamanı şimdi. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17'nin enerjisi özellikle psikolojik anlamda sizi kaygılandıran, sizi baskılayan, tüm bedeninizi yaymış olduğu titreşimle etkileyen tüm rahatsızlıkların şifalanması için faydalı şimdi. 17-17'nin şifasında arınıp tepeden tırnağa şifalanmayı seçiyorum. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sağlığınızla ilgili konularda ise yağlarınızı eritmeye, fazla kilolarınızla vedalaşmaya hazır olun. Haftanın ilk gününden itibaren diyete ve spora başladığınız takdirde bedeniniz yağ yakımını kolaylaştıracak. Başlayıp bozduğunuz diyetlerden uzaklaşıp sağlıklı beslenmeyi hayatınızın merkezine taşıyabileceksiniz. Ayrıca saç kesimi, cilt bakımı ile ilgili aktiviteler için de haftanın ilk 3 gününün enerjisini iyi değerlendirin. Öğrenciler, sizler de bu hafta tatil planlarınızı yaparken kafanıza takılan ve yıl boyunca zorlandığınız eğitim programlarının üzerinden geçmek için yeni yollar arayıp bulmalısınız. Özel yaşamınızda ise olumlu enerjiler sizleri karşılıyor. Yükselen auranız karşı cinsin yoğun ilgisini üzerinizde hissetmenize, sürpriz gelişmeler ve yakınlaşmalarla özellikle bekar boğalar, heyecanlı gelişmeler ve yeni başlangıçlar içerisinde olabilirler. Evli ve ilişkisi devam eden boğalarsa eş veya sevgilinizle ortak lisanda buluşarak birbirinizi anlayıp küçük şeylerin büyütülmemesi gerektiğini idrak edeceksiniz. Çocuk sahibi boğalar onları anladığınızı ifade ederken aynı zamanda size doğru gelmeyen konularda
Net tavrınızı koruyun hafta boyunca. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları ikizler. Gökyüzü bu hafta özellikle iş ve eğitim hayatınızda şanslı enerjileriyle oh be diyeceğiniz, rahatlayacağınız, kendinizle ilgili konularda yaşanmışlıkların ağırlıklarından özgür hissedeceğiniz enerjilerle dolu. Ve hafta boyunca işle ilgili konularda girişimler, toplantılar, bereketinizin artması ile ilgili olumlu yansımalar sizleri karşılıyor. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17 ağırlıklarınızın tamamından şifalandırsın sizleri. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17 evet 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 yazalım yorumlara. Hafta boyunca özellikle işle ilgili reklam, tanıtım faaliyetleriniz varsa çarşamba gününden itibaren bunlara başlamanız hedeflerinizin üstüne çıkabilmeyi kolaylaştırır. Fakat ortaklıkları olan ikizler hafta boyunca dikkatli davranmalılar. Yükselen başarınız ortaklığınızın rahatsızlık duymasına, size karşı tavrının değişmesine sebebiyet verebilir. Aman dikkatli olun, bilginiz dışında yapılacak bir şey zor durumda kalmanıza sebebiyet vermesin. Sağlıkla ilgili noktalarda ise hafta boyunca alerjik reaksiyonlara yatkın olacaksınız. Bunun bilinciyle hareket etmeniz faydanıza olacaktır. Saç kesimi, cilt bakımı gibi aktiviteler içinse çarşamba ve cuma gününün enerjilerini iyi değerlendirin. Aileyle ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta gergin aile bireylerinizin, kendine tahammül edemeyen yakınlarınızın sabrınızı zorlayabileceklerine işaret etmekte. Kızgınlıkla hayatınızı etkileyecek kararlar almaktan lütfen uzak durun. Özel yaşamınızda ise evliyseniz, aranızda devam eden bir sevgi bağı varsa uzun zamandır yaşadığınız gergin enerjilerin ortadan kalkmaya başlaması, karşı tarafın hatalarını anladığını samimi bir şekilde ifade etmesi ilişkinize yeni bir boyut kazandırabilir. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizlerse bu hafta arkadaşlarınızın ve aile bireylerinizin tanıştıracağı insanları yok saymamalı, geçmişe takılıp kalmadan anın size getireceklerine hazır olmalısınız. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Ayın çocukları yengeçler, gökyüzü bu hafta finansal konularda dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Özellikle yatırım planlarınızla ilgili elinize geçen paradan ulu orta bahsetmemeniz, olası mağduriyetlere, art niyetli yaklaşımlara fırsat tanımamanız anlamına gelecek. İşle ilgili konularda hafta boyunca eleştirilere açık olmalı ama bunlara takılıp kalmadan kendi doğrularınızla ilerlemeye odaklanmalısınız. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17'nin enerjisi madden, manen arınma ve kendinizle ilgili konularda şüphe ve kaygılardan uzaklaşmanız için etkili olacak. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Hafta boyunca yolculuk planlarınızla ilgili ufak tefek aksaklıklar söz konusu olabilir. Bu aksaklıklardan mağduriyetler yaşamamak için aracınızın kontrolünü, seyahatlerle ilgili belgelerinizin eksik olup olmadığını kontrol edin. Sağlıkla ilgili konularda ise şifalandığınız enerjiler söz konusu. Saç bakımı, cilt bakımı, vücut bakımı ile ilgili aktiviteleri yapıp iyi sonuçlar alabilirsiniz. Aileyle ilgili meselelerde ise yaşanan gerginlikler, sizi belli bir zamandır üzen tüm olumsuzluklardan arınıyorsunuz. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise küçük şeylere takılıp kalmamalı, eş veya sevgilinizin iyi niyetle söylediği şeylerden alınganlık yapıp kendinizi geri planda tutmamalısınız. Sevginizi, sevildiğinizi, kıymetini bilerek hareket edin. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçler, sizler de aileniz aracılığıyla tanıyacağınız insanlarla yakınlaşabilirsiniz ama gökyüzü acele kararlarla hızlı başlangıçlar yapmamanız adına uyarıyor sizleri. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneşin çocukları aslanlar, gökyüzü bu hafta iş hayatınızda son derece istikrarlı ve şanslı gelişmeleri müjdeliyor. Özellikle iş değişikliğine gitmek, iş başvurularında bulunmak istiyorsanız haftanın güçlü enerjileri sizden yanayken
harekete geçmelisiniz. Kalıcı, kendinizi göstereceğiniz, severek yapacağınız bir işin başlangıcını gerçekleştirebilirsiniz. Devam eden işinizle ilgili konularda ise belirsizlikler ortadan kalkıyor. Değerinizin, kıymetinizin anlaşıldığı, sizin fikirlerinizi önem veren kişilerden gelecek işbirlikleriyle karşılaşarak büyüyebileceğiniz etkiler söz konusu. Aklınıza yatan yapabileceğiniz işleri değerlendirmeli ama var olan işinizi aksatmamanız gerektiğinin bilincinden de uzaklaşmadan hareket etmelisiniz. Finansal konularda da haftanın ikinci gününden itibaren beklediğiniz ödemeler gelebilir ve uzun zaman önce vermiş olduğunuz bir borcun ödenmesiyle rahatlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra hafta boyunca sağlığınızla ilgili konularda kilo alma eğiliminiz yüksek. Bu yüzden sağlıklı yaşamı, diyeti, sporu günlük hayatınıza taşımanız gerekli. Bunun yanı sıra uyku ile ilgili problemleriniz varsa haftanın ilk gününden itibaren bu anlamda daha rahat enerjiler sizleri karşılıyor. Yattığınız odada bir kaya tuzu lambası bulundurabilir. Beyaz sirkeyi tuzla karıştırarak her gün değiştirip yanı başınızda tutabilirsiniz. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise ihmal ettiğiniz, alınganlık yaptığınız, söylemenin yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle içinizde tuttuğunuz her şeyi özgür bırakın. Eş veya sevgilinizin hassasiyetlerine, aynı şekilde sizin hassasiyetinizin olduğu konulara önem verin. Bunu yaptığınızda yanlış anlaşılmaların, sorunların üstesinden gelecek ve ilişkinizde heyecanı, güveni, sevgiyi yoğun bir şekilde yaşayabileceksiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan aslanlar, sizler de eski eş veya sevgiliden gelecek bir mesaj veya telefonla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem ani kararlarla ilişkiye tekrar şans verirken başınıza gelebilecek mağduriyetleri düşünerek hareket etmeniz. Bunun yanı sıra aileyle ilgili konularda fikir yürütürken sakinliğinizi korumalı ve özellikle sizden farklı düşünen insanlarla tartışmalar içerisinde olmamalısınız. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar, gökyüzü bu hafta işle ilgili tüm konularda inatçılıktan, alınganlıktan, bir şeylerle ilgili kendinizi değersizmiş gibi hissetmekten vazgeçmeli, enerjinizi toplamalı, yapmanız gerekenlerle ilgili yenilikçi yaklaşımları, yeni bilgileri kendi bilgilerinizle harmanlayıp ortaya koymalısınız. Bunu yaptığınızda şeytanın bacağını kırdınız demektir. Bunun yanı sıra iş değişikliği, iş başvuruları ile ilgili noktalarda gökyüzü haftanın 3. gününden itibaren desteklerken sizleri aklınıza yatan her türlü girişimi yapmakta serbestsiniz. Desteklendiğiniz bu özel günlerde negatiften, olumsuzluktan, geçmişte yaşadığınız, yorulduğunuz olayların sürekli zihninizde çarpışmasından uzaklaşmanın tam zamanı. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17 enerjisi, bilinçaltı, orta bellek ve bilinçüstünüzün şifalanması, arınmanız, korkular, kaygılar size zarar veren pek çok psikolojik etkinin şifalanması anlamına gelmekte. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17, evet 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 yazalım yorumlara. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta diyet, saç bakımı, cilt bakımı, fiziksel anlamda yaptırmayı düşündüğünüz aktivitelerden olumlu sonuçlar almanız için destekliyor sizleri. Kendinizi iyi hissetmek için kendinizi şımartıp zaman ayırmakta tereddüt etmeyin. Aile ve kardeşlerle ilgili konularda hafta ortasında ortaya çıkan bazı haberler her ne kadar sizi rahatsız edecek olsa da bu olaylar içerisinde olmamak, işinizi, eğitim hayatınızla ilgili konuları netleştirmek ve kendinizi yoran enerjilerden uzaklaşmak mottonuz olsun. Özel yaşamınızda ise evliyseniz, devam eden bir beraberliğiniz varsa aranızdaki gerginliklerin ortadan kalkması için sabırla hareket etmeli, bir adım atmalı, eş veya sevgilinizle alakalı üçüncü şahıslarla konuşmamaya odaklanmalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan Başaklar, sizler de uzun zamandır size ilgi duyan birinin duygularını itiraf etmesiyle heyecanlı gelişmeler içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.
Venüs'ün çocukları teraziler. Gökyüzü bu hafta özel yaşamınızla ilgili konuları gündeminizden düşürmeyecek gibi görünüyor. İlişkinizle ilgili kafanıza takılan sorular, birleşmek mi, ayrılmak mı, devam ettirmek mi gibi pek çok şeyin zihinsel karmaşası içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi. Bu enerjiler altında sağlıklı kararlar almanız zorlaşacaktır. Gökyüzünün sizlere uyarısı, karşınızdaki insanı anlamaya, onun söylediklerini adil bir şekilde dinlemeye odaklanın. Bunu yaptığınızda ortaya çıkan yanlışlar, sizin değerleriniz ve sevginizi hak etmeyiş veya hak edişiyle ilgili netlikler olağan bir şekilde gelişecektir. Yeter ki kendinizi baskılayıp kendinizi suçlu ve sorumlu hissetmeden karşınızdaki insanın, eş veya sevgilinizin söylemlerini ortaya koymasına izin verin. Emin olun, bu döngüde alacağınız her karar en yüce hayrınız olacaktır. Bunun yanı sıra ailesel problemleri olan teraziler eşle ve sevgiliyle aileleri arasında kalabilir, dengeyi kurmakta zorlanabilirler. Bu anlamda çok uzun zamandır baskı altında hissediyorsanız eş veya sevgilinize yaşadığınız bu zorluğu açık bir şekilde ifade edip onun size destek vermesi gerektiğinin talebinde bulunmalısınız. İşle ilgili konularda ise kimseyi değil sezgilerinizi dinlemelisiniz. Sezgilerinizi dinlediğiniz anda üzerinize oynanmak istenen büyük bir oyunu alabora edebilir. Gizli ve açık düşmanlıklarınıza tavrınız, profesyonelliğinize en güzel dersi verebilirsiniz. Finansal konularda ise gökyüzü hafta boyunca kayıp ve hırsızlıklara karşı uyarıyor sizleri. Kişisel güvenliğinizden ve sizin için değerli olan şeyleri daha güvenli tutmaktan kendinizi alıkoymayın. Haftanın sayı sekansı ise 17-17. 17-17 hayatınızın 4 yıllık bir ağır döngüsünden özgürleştiğiniz, madden, manen, ruhen, bedenen şifa enerjisinin sizden yana olduğunu vurgulamakta. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bekar ve ilişkisi olmayan teraziler. Bu hafta işiniz gereği katılacağınız bir etkinlikte hiç tahmin etmediğiniz bir yakınlaşma içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Ön yargılarla değil, akışta ve karşınızdakinin size yansıttığı enerjiyle kararlar almayı seçin. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Mars'ın çocukları akrepler. Gökyüzü bu hafta iş başvurularınız, önemli görüşme ve toplantılarınızda sizi gölgelemeye çalışacak, hiç tahmin etmediğiniz arkadaşlar ve yakınlardan kendinizi korumanız gerektiğini vurgulamakta. Özellikle bu anlamda görüşmeleriniz varsa tek başınıza bu görüşmeleri yapmak her türlü gölgenin, olumsuz enerjinin arkanızda kalmasını sağlayacaktır. Ve işle ilgili konularda aldığınız kararları, yapacağınız başvuruları ulu orta paylaşmamanız, iyi niyetli olmayan insanların da yapmak istediklerini kursaklarında bırakacak. Bu enerjiler sizi biraz daha dikkatli, özellikle yakın çevrenizde dost görünen düşmanları fark etmeniz adına uyarıcı. İşinizle ilgili aldığınız kararlar, yapılması gerekenlerle alakalı sürekli size imalarda bulunan, mağdurmuşsunuz gibi hissetmenize sebebiyet veren kişilere dikkat ederek ilk farkındalığınızı ortaya koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra finansla ilgili noktalarda hafta boyunca beklediğiniz ödemelerin gelmesiyle rahatlayabilir, kendi başınıza yaptığınız girişimler ve başvurularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17'nin enerjisi sizler için tıkanmış olan bereketin akışla, bütünlükle ve güzellikle sizden yana olduğunu müjdelemekte. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca sırt ve mide ile ilgili hassasiyetlerinizin artabileceğine işaret etmekte. Bu anlamda rahatsızlıklarınız devam ederse uzman bir hekimin tavsiyesini almaktan geri kalmayın. Arkadaşlarınızla ilgili konularda ise özellikle onların finans ve özel yaşamları ile ilgili konularda sizden talepkar yaklaşımlarına hayır demeyi bilmeli, kendinizi zor durumda bırakabilecek her türlü eylemden uzak durmayı seçmelisiniz. Ve bu hafta
yerleşim yeri değişikliği, seyahat planları ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Hiçbir şeyi mecburmuşsunuz gibi hissettirip karar aldırmalarına izin vermeme iradesine sahipsiniz. Bu iradenin bilinciyle hareket edin. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin dalgın hali sizi farklı düşüncelere yönlendirebilir. Bunu yapmak yerine onunla konuşmalı, iş hayatında kendi yakınlarıyla bir problem olup olmadığını anlamaya çalışmalısınız. Başkalarının söyledikleri değil, sizin hissettiğiniz rehberiniz olsun. Bunu yaptığınızda eş veya sevgilinizle aranızdaki gerginlik olmadan uyumu yükseltebilirsiniz. Bekar olanlar sizle iş arkadaşlarınızdan biriyle tanıştığınız veya katıldığınız bir aktivitede yakınlaşma arzusunda olan birini tanıyabilirsiniz. Sizlere tavsiyem, yalnız kalma duygusu yanlış insanı hayatınıza çekmenize sebebiyet vermesin. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Jüpiter'in çocukları yaylar. Gökyüzü bu hafta finans, hukuksal konular ve resmi dairelerle ilgili işlerinizin olumlu şekilde ilerleyeceğinin müjdesini veriyor sizlere. Bu anlamda yapılması gereken işler, yarım kalmış konular söz konusuysa haftanın ilk gününden itibaren gökyüzü enerjilerini doğru değerlendirin. Bunun yanı sıra hafta boyunca yerleşim değişikliği, evinizde, iş yerinizde, dekorasyon veya yapılması gereken tadilatları yapmanız için de olumlu enerjiler söz konusu. İşle ilgili noktalarda ise hafta boyunca etkinlikler içerisinde yer almak, reklam projelerinizle ilgili konularda bilgi sahibi insanlarla istişare etmek, eksikliklerinizi, yanlış yönlendirmeleri fark edip yerinde müdahalelerle sizi daha üst noktaya, hedeflerinize adım adım yaklaştırabilir. İş arayan yaylarsa bu hafta özellikle geçici işlere yönelmek gibi bir düşünceniz varsa büyük fırsatları değerlendiremeyebilirsiniz. Aceleci olmamaya özen gösterin. Haftanın sayı sekansı ise 17-17. 17-17'nin enerjisi sizler için uyumun, ahengin, başkaları, daha doğrusu sevdiklerinizle ilişkilerinizin şifalanması anlamına gelmekte. Bu enerjiyi doğru yönetmek için öfkeden, hırstan ve sen ben yarışı içerisinde olmaktan arındırın kendinizi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özel yaşamınızla ilgili noktalarda evli ve ilişkisi devam eden yaylar bu hafta ağzınıza gelen her şeyi düşüncesizce söyler. Eş veya sevgilinizin iyi niyette yaptıklarının altında farklı manalar arayıp kendi arkadaşlarınız veya yakınlarınızın sizi bunaltmasından kaynaklı agresif ve kaprisli yaklaşımlar içerisinde bulunursanız onun sizden uzaklaşması ve duygularıyla ilgili konularda kızgınlıkla söylemlerde bulunması ilişkinizde krizlere sebebiyet verebilir. Dikkatli davranın. Bekar ve ilişkisi olmayan yaylar, sizler de bu hafta geçmiş ilişkilerle ilgili kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem, kafanız karışırsa kalbinizin ve gerçekte ne istediğinizin önemine her zamankinden daha fazla dikkat verin. Bu sayede sonrasında pişman olacağınız bir karar almamayı başarabilirsiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Satürn'ün çocukları oğlaklar. Gökyüzü bu hafta özellikle sağlık sorunları, psikolojik ve bedensel sorunlar yaşayan oğlakların yüzünü güldürecek, tedavilerine olumlu cevap almalarıyla kaybettikleri motivasyonu ve yaşam sevincini çok daha güçlü bir şekilde kazanacaklarını müjdelemekte. Sağlığınızla ilgili konularda yaşadığınız sorunları hafife alan, bu sorunlardan dolayı size kendinizi suçluymuş gibi hissettirenlerle ilişkilerinizi gözden geçirme ve bu insanları hayatınızın hangi noktasında tutmanız gerektiğini belirleme döngüsündesiniz. Haftanın sayı sekansı 17-17. 17-17'nin enerjisi şifanın, şansın, güçlü başlangıçların yakın zamanda sizi karşıladığının müjdecisi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bu hafta iş başvuruları, işle ilgili konularda beklediğiniz ödemeler, terfi, zam, ödüllendirici etkiler
beklediğinizden hızlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilir. Fakat gökyüzü çalışma arkadaşlarınıza dikkat etmeniz için uyarıyor sizleri. Gizli düşmanlıkların maskelerinin düşeceği, şaşkınlık ve şükrü bir arada yaşayacağınız enerjilere hoş geldin deyin. Sağlıkla ilgili konularda şans sizden yanayken, saç bakımı, cilt bakımı, bedensel anlamda yaptırmayı düşündüğünüz aktivitelerden de olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda ise kafa karışıklığı yaşıyorsanız hafta boyunca ani kararlar almamaya gayret gösterin. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle çocuklarınızdan kaynaklı gerginlikler, problemler varsa birbirinizi suçlamak yerine ortak bir çözüm yoluyla ilerlemeniz gerektiğinde inatçı davranmayın. Atacağınız her adım hem ilişkinizin düzelmesine hem çocuklarınızla ilgili konularda gerginliklerin kontrol altına alınmasına rehberlik edecektir. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar, gökyüzü bu hafta geçmişte kalan yarım bir aşk hikayesinin yeniden karşınıza çıkabileceğini müjdelemekte. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Uranüs'ün çocukları kovalar. Gökyüzü bu hafta iş hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde kontrolsüz hareket etmemeniz, düşüncesiz söylemlerde bulunmamanız adına uyarıyor sizleri. Aksi takdirde yöneticileriniz, yetkili insanlarla ilişkileriniz, söylemlerinizden kaynaklı gerginliklere ve sizi iyi noktaya taşıyabilecek fırsatlardan yararlanamamanıza sebebiyet verebilir. Sizi dolduran, yanlış yönlendiren, kendi yanlışına ortak etmeye çalışıp kızdırarak hata yaptırmaya sürükleyen herkese karşı dikkatli olun. Ve bu hafta iş değişikliği, parasal konularla alakalı önemli girişimler yaparken yasal bilgi ve belgelerin eksiksiz hazırlandığından emin olmadan harekete geçmeyin. Haftanın sayı sekansı ise 17-17. 17-17'nin enerjisi düşüncesizce yapılan her türlü karardan kaynaklı yaşadığınız zorlukların şifalanması için kalbinize yolculuk etmeye ve psikolojik anlamda yaşadığınız baskılardan arınmaya davet ediyor sizleri. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17 evet 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 yazalım yorumlara. Bu hafta komşularla ilişkiler ve işiniz gereği muhatap olduğunuz insanlarla mesafeyi korumak, onların işi düştüğünde, istek ve taleplerinde size ısrarcı yaklaşımlarından rahatsızlıklarınızı ifade etmek pek çok zarardan korunmanızı sağlayacaktır. Ve bu hafta özellikle yolculuk planlarınız varsa kısa seyahatlerle ilgili her fırsatı değerlendirin. Üzerinizdeki öfke enerjisinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca ağız ve diş sağlığı ile ilgili hassasiyetlerinizin yükseleceği noktasında uyarıyor sizleri. Özellikle çürük bir dişiniz varsa çok fazla vakit kaybetmeden uzman bir diş hekimini ziyaret edin. Özel yaşamınızla ilgili konularda ise şanslı enerjiler söz konusu. İlişkinizde eş veya sevgilinizin tutumu, size gösterdiği hassasiyet, kendi yanlışları ve sizi üzdüğü konularda yüzleşmelerini samimiyetle ifade etmesi ilişkinizde yeni bir sayfa açılmasını sağlayacak güçte. Böyle bir samimiyette gelen insana geçmişteki şeyleri tekrar tekrar gündeme getirip de gerginlikleri büyütmemelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan kovalar, sizler de özellikle sosyal medyadan tanıştığınız insanlara dikkat edin. Hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Neptün'ün çocukları balıklar, gökyüzü bu hafta iş ve eğitim hayatınızda, günlük hayatınızda kullandığınız elektronik eşyalarınızı kontrol altında tutmanız, güvenlik tedbirlerini arttırmanın önemini vurgulamakta. Art niyetli insanlar tarafından hacklenebilir, size ait bilgi ve verilerin bir anda aleyhinize kullanılmasıyla zor durumda kalabilirsiniz. Aman kontrollü davranın. İş arıyorsanız, iş değişikliğine gitmeyi düşünüyorsanız, yeni bir işe girdiyseniz korkularla, kaygılarla değil, olduğunuz gibi davranarak ilerlediğinizde kendinizi kabul ettirmeniz, işinizle ilgili konularda size ön yargıyla yaklaşan insanların bile
düşüncelerinin dönüşmesini sağlamanız çok daha kolay olacaktır. Bu hafta finansal konularla alakalı önemli kararlar almayı düşünüyorsanız, yapmayı düşündüğünüz yatırım planlarıyla ilgili her detaya bakmalı, fırsat olarak değerlendirdiğiniz şeylerle alakalı uzmanların görüşünü almadan harekete geçmemeye çalışmalısınız. Ailevi konularda ise gergin enerjiler söz konusu. Özellikle hafta sonuna doğru aile bireylerinizin gerginliklerini size yansıtması, işiniz ve özel yaşamınızla ilgili sizi suçlayan cümlelerle itham eder tavırları sizleri incitebilir. Sizlere tavsiyem, kurban psikolojisiyle hareket etmeden hakkınızı arayın ve hiç kimsenin sizi bu denli yargılayıp üzmesine müsaade etmeyin. Haftanın sayı sekansı ise 17-17. 17-17'nin enerjisi finansal anlamda rahatlamaları, işle ilgili konularda sorunları çözmek için sizde var olan yetenekleri hayatınıza yansıtmanız gerektiğinin vurgusunu yapmakta. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 17-17 evet 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 yazalım yorumlara. Özel yaşamınızda ise bekar bir balık burcuysanız ilgi odağı olacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu ilgi başınızı döndürmesin. Ayaklarınızı yere sağlam basarak karşınızdaki insanları tanımak için kendinize de onlara da bir zaman tanıyın.